Konuşmakla başladı her şey, kaybolmakla ışıltısında bir çift güzel sözün. Merhaba, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İsmim Sevcan Ada. Yaklaşık 12 yıldır haber sunuculuğu ve spikerlik yapıyorum. Bu arada haber düzenleme ile uğraşıyorum. Konuşma denince akla gelen nedir? Hepimizin bildiği gibi pratik, estetik ve kültürel nedenlerle konuşma insanlar arası bir iletişim davranışıdır diyebiliriz. Peki iyi bir konuşmacının taşıması gereken özellikler konusunda neler söyleyebiliriz? Öncelikle iyi bir konuşmacının iyi bir gözlem gücüne sahip olması gerekir. Yani çevresine duyarlı olması lazım. Gerekirse 5 duyu birden kullanmak da zorunlu hale geliyor. Çevresine, özellikle insanlara karşı duyarlı olmak zorunda. Konuşma nedir? Pratik, kültürel ve estetik nedenlerle insanlar arasındaki iletişim davranışıdır şeklinde özetlemek mümkün. Yani bütün varlığımızla konuşuruz da diyebiliriz. İyi bir konuşmacının taşıması gereken belli başlı özellikleri de hemen sizlerle paylaşalım. Öncelikle güçlü bir gözlem gücüne sahip olması gerekiyor. Yani çevresine karşı duyarlı olması lazım. Çevresi derken en başta insanı ilgilendiren her şeyin de iyi bir konuşmacının ilgi alanına girmesi şart. Yani gerekirse 5 duyu birden kullanmak gerekiyor, dokunması, tatması ve bunu gözlemlemesi ilk şart olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka aşamaya baktığımızda sadece duyarlı olmak da yetmiyor. Bunların sentezi de önemli hale geliyor. Yani bunları yorumlamak, elde ettiği verileri bir yorum getirmek de yine iyi bir konuşmacının taşıması gereken özellikler içinde yer buluyor. İyi bir konuşmacının hem kendi yeteneklerini hem de dinleyicinin, karşısındaki kişinin yeteneklerini ve ilgi alanlarını iyi bilmesi gerekiyor. Özellikle farklı düşüncelere sahipse bu düşüncelerini yumuşatmak amacıyla "bana öyle geliyor ki, bana kalırsa, benim düşünceme göre" şeklinde kelimeler hitaplarda bulunabilir. Yine hitap edeceği kişinin özellikleri de iyi bir konuşmacının buradaki ustalığını gözler önüne seriyor. Kişiliğini geliştirmek, çevrede ilgi uyandırmaya vesile oluyor da denebilir. Ve son bölümde iyi bir konuşmacı kültürel değerlere, manevi değerlere sahip çıkmak zorunda denebilir. Kendimizi doğru olarak ifade edebilmek, rahat anlatabilmek için anlaşılıyor ki kelime sayısını zenginleştirmek durumundayız. Söz zaten düşüncenin giydirilmiş halidir de demek mümkün. Bundan yüzyıllar öncesine baktığımızda ilk sözlüğümüz Divan-ı Lügat-ı Türk'te yaklaşık 9000 kelime göze çarpıyor. Yüzyıllar içerisinde günümüze geldiğimizde 100.000'i bulan kelime sayısı mevcut. Biz bugünkü çalışmamızda söz söyleme sanatı olarak adlandırdığımız diksiyon üzerinde duracağız. Diksiyonun temeli aslında insanın ilk ortaya çıktığı dönemlere kadar uzanıyor. Bu çalışma içerisinde fonetik, yani ses bilimi, artikülasyon, boğumlandırma, seslerin kaybolmadan çıkması, ses, nefes, boğumlandırma çalışmaları, ulama, durak ve tonlama çalışmaları üzerinde duracağız. Her ses kendine göre bazı özellikler taşır. Denilir ki Türkçe dünya dilleri arasında yazıldığı gibi konuşulan tek dildir. Oysa bu inanış da yanlıştır. Türkçe de dünya dillerinde olduğu gibi yazıldığı şekilde konuşulmayan bir dildir. Yani yazdığımız gibi konuşamayız, konuştuğumuz gibi de yazamayız. Diksiyon çalışmalarında bizler İstanbul ağzını temel olarak alıyoruz. Türkiye Türkçesinde 29 ses, 29 harf bulunur. Ünlü harflere baktığımızda A, E, I, I, O, Ö, U, Ü 8 ünlü harf aynı zamanda kendi işlerinde de bölümlere ayrılır. Bunlar açık, kapalı, uzun, kısa, kalın, ince olarak yine içlerinde 6 bölüme ayrılır. Ünlü düşünür Confucius'e sormuşlar. Bir memleketi idare etmeniz gerekirse işe nereden başlarsınız? Ve büyük düşünür tereddütsüz yanıt vermiş. İşe önce dilden başlardım. Halkın şaşkın bakışları arasında konuşmasına devam etmiş. Dil doğru olarak kullanılmadığında düşünce kelimeleri doğru olarak ifade edemez. Düşüncedeki aksama yapılan işlere yansır. Ödevlerdeki bu gerilemede töre ve kültürdeki aksamaları beraberinde getirir. Töre ve kültürdeki hatalar da adalet sistemine yansır ve halkı şaşkına çevirir. Bu yüzden de öncelikle işe dilden başlarım.
Sevgili izleyenler, bütün bu anlattıklarımızdan da ortaya çıktığı gibi kelimelerin, dilin ve söz söyleme sanatının özellikle kişisel, mesleki, sosyal gelişimimizde önemi oldukça büyük. Son olarak 7'den 77'ye tüm insanların sevgilisi olan rahmetli Barış Manço'nun bir sözüyle tamamlamak istiyorum ve daha sonra teknik bilgilerle bu çalışmamıza devam edeceğimizi söyleyelim. Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Merhaba, ben Mehmet Konak. Sunuculuk, haber perforesi ve seslendirme yapmaktayım. Yaklaşık 2 yıldır da diksiyon dersleri veriyorum. Doğru konuşmanın temeli doğru nefes almayla başlar. Bir başka deyişle doğru konuşma ciğerlerden başlar. Herkesin her gün bilinçsizce yaptığı, hiç düşünmeden yaptığı eylemin doğruluğunu ya da yanlışlığını belki de bugüne kadar hiç düşünmemiştiniz. Hatta bu ifadeler size şaşırtıcı dahi gelmiş olabilir. Fakat maalesef çoğumuz doğru nefes almıyoruz. Doğru nefes almak demek, diyaframdan nefes almak demektir. Yani vücudumuzda bulunan diyafram kasını kullanarak nefes almak demektir. Diyafram kası, göğüs boşluğumuzun altında, mide boşluğumuzun da üst kısmındaki zar şeklinde bir kastır. Akciğerlerimiz nefes alırken 3 şekilde genişler. 1 yukarıya doğru, 2 öne doğru, 3 aşağıya doğru. En doğru şekilde aşağıya doğru genişlemesidir. Yani aşağıya doğru genişlerken de diyafram kasının esnek bir biçimde kullanılması lazımdır. Diyafram kasının esnemesi gerekmektedir. Nefes alırken diyafram kasımızı esnek bir biçimde kullandığımızda, yani ciğerlerimizi aşağıya doğru genişlettiğimizde ciğerlerin alt doplarına bol miktarda hava ve oksijen dolar. Bu şekilde alınan nefes de en sağlıklı, en doğru nefestir. Hem sağlığımız için hem de güzel konuşabilmek için gerekli olan nefes şekli budur. Eğer kapasitenin altında nefes aldığımızda konuşma bozulur, konuşmamızda gereksiz duraklamalar olur, sesimiz titrekleşir, sesimizin kalitesi oldukça bozulur. Tıpkı ilkokul çocukları kürsüye çıktıklarında heyecandan konuşamadığı gibi biz de heyecandan veya sesimizin titrekliğinden ötürü konuşamayız. İnsanlar doğduklarında doğru nefes alma alışkanlığına sahip olarak doğarlar. Fakat zamanla yaşam koşullarından ötürü doğru nefes alma alışkanlığı bozulur. Bebeklere baktığımızda doğru nefes aldıklarını görebiliriz. Peki, doğru nefes alıp almadığımızı nasıl anlayabiliriz? Doğru nefes alıp almadığımızı anlayabilmek için şu yöntemi tavsiye edebilirim. Bir elimizi göğsümüzün, bir elimizi de karnımızın üzerine koyarız ve bu şekilde derin bir nefes alırız. Nefes alırken eğer göğsümüz şişiyor ve havaya kalkıyorsa bu yanlış bir nefestir. Gösteriyorum. Evet, bu diyafram kasının kullanılmadığı, akciğerlerin öne ve yukarı doğru genişlediği yanlış bir nefestir. Bu şekilde nefes aldığımızda nefesimizi uzun süre ve istediğimiz şekilde kullanamayız. Fakat nefes alırken göğsümüz çok az hareket ediyor ama karnımız daha fazla şişiyorsa bu doğru nefestir. Yani diyafram nefesidir. Gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi karnım şişip iniyor, karnımın üstündeki elim daha fazla hareket ediyor. Bu şekilde nefes aldığımızda daha uzun süre, daha kaliteli bir ses tonuyla konuşabiliriz. Eğer yanlış konuşuyorsak ne yapmalıyız? Güzel konuşmanın diğer bölümlerinde de bahsedeceğimiz gibi her bölüm için ayrı ayrı egzersizler tarif edeceğiz. Konuşmamızın gelişmesi, düzgünleşmesi, ses tonumuzun daha güzel, daha hoş hale gelmesi için bazı egzersizler tavsiye edeceğiz. Bu egzersizleri her gün düzenli bir şekilde mutlaka yapmanız gerekiyor. İlk olarak şöyle bir egzersiz tavsiye etmek istiyorum. İnsanlar sırt üstü yattıklarında kendilerini rahat bırakırlarsa, kasmazlarsa doğal olarak diyaframdan nefes alırlar. Bunu göze alarak sırt üstü uzanın ve kendinizi son derece rahat bırakarak derin nefes alın. Eğer kendinizi kasmıyorsanız diyaframdan nefes aldığınızı göreceksiniz. Göğsünüz az hareket ediyor, nefesiniz karnınıza doluyor gibi gelecek. Yani karnınız inip şişecek. Eğer doğru nefes, yani diyafram nefesi alıyorsanız bunu uzun süre devam ettirin ve elinizi koyarak diyafram nefesini hissetmeye çalışın. Uzun süre bu şekilde egzersiz yaptığınızda diyafram nefesi alma alışkanlığı bünyenize yavaş yavaş oturacaktır. Başlangıçta doğru nefes, yani diyafram nefesini almakta zorlanabilirsiniz. Eğer öyleyse sırt üstü yattığınızda dahi diyafram nefesi alamıyorsanız
yine sırt üstü uzanır pozisyondayken karnınızı elinizin üstüne bastırın ve nefes alırken elinizi itmeye çalışın. Bu şekilde diyafram kasınızın esnekliğini arttırmaya çalışın. Bir diğer egzersizim ise yine aynı şekilde dik oturur vaziyette ya da ayaktayken derin nefes alın ve tutun. Nefesinizi bırakmadan karın kaslarınızı kullanarak karnınızı içeri doğru çekip bırakın. Yani şu şekilde. Bu hareket kullanmadığınız için gergin olan diyafram kasınızın esnemesini sağlayacaktır. Diğer egzersizimize geçiyorum. Bu egzersizimizde de yine her zaman olduğu gibi derin nefes alıyoruz. Bu sefer nefesimizi tıslayarak veriyoruz. Yani şu şekilde. Aynı egzersizi yani tıslama egzersizini farklı şekillerde de yapabiliriz. Mesela kesik tıslar ya da dalgalı tıslar şeklinde de yapabiliriz. Bu şekilde hem diyafram kasımızı geliştirdiğimiz gibi hem de sesimizi ısıtmış oluruz. Her ne kadar başlangıçta size komik gelecek olsa da diğer egzersiz şeklimiz de köpek soluması adını verdiğimiz egzersizdir. Bu egzersizde tıpkı köpekler gibi sık sık ve seri bir şekilde nefes alarak diyafram kasımızı geliştirmeye ve esnetmeye çalışacağız. Yani şu şekilde. Son egzersizimiz ise al, tut, bırak egzersizi. Bu egzersizde normalden biraz daha yavaş bir şekilde nefes alıyoruz. Aldığımız nefesi bir süre tutuyoruz ve daha sonra yavaşça bırakıyoruz. Al, tut, bırak egzersizi sırasındaki ritmimiz 1-4-2 formülüne uygun olmalı. Yani nefesimizi 1 saniyede alıyorsak 4 saniyede tutmalı, 2 saniyede bırakmalıyız. Yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Diksiyon egzersizleri başlangıçta size ve çevrenize komik gelebilir. Fakat yılmadan sabırla bu egzersizlere devam ederseniz hem siz hem de çevreniz bu duruma alışacaktır. Üstelik bu duruma düşmek topluluk karşısında rahat hareket edebilme yeteneğinizi de geliştirecektir. Şimdi de sizlere diksiyon çalışmalarının temelini oluşturan fonetik yani ses bilimi hakkında bilgiler vereceğiz. Öncelikle 8 ünlünün çıkış bölgesini ele alacağız. A ünlüsüne baktığımızda art ünlü olduğu dikkat çekiyor. A geniş ve düz ünlülerimizden 3 bölümde incelemek mümkün. Kalın, ince ve uzun A. A'nın çıkarılışına baktığımızda dil çene açıldığında normalden biraz daha geriye gider. Yanaklar gevşektir, dudaklar da hareketsizdir ve ağız da açıktır. Örnek sözcüklere baktığımızda can, cam, dam, yan, kan, kaba, kaya, ada, ana, baba. Adam adamı bir kere aldatır. Ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar. İnce A'ya baktığımızda kalın A'ya oranla daha ileriden çıkarılan bir sestir. Özellikle dilimize yabancı kelimelerden girmiştir. Örnek sözcükler, laf, hal, harf, saat, sıhhat, fakat, lala, nasihat, lastik, dikkat. E ünlüsünde ise dil ileri damağa doğru yükselir. E ünlüsüne baktığımızda geniş, düz ve ön ünlü sınıfına girdiğini söyleyebiliriz. E harfi de Türkçe'de çok zor seslendirilen harflerden biri olarak karşımıza çıkar. Açık, kapalı ve yarı açık türleri vardır. Türkçe'de özellikle Anadolu bölgesinde kapalı E daha çok dikkat çeker. Örnek sözcükler evet, erkek, el, efendim, her,
eş, emek, terbiye, edep, ezber. Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver. Edepli edebi edepsizden edinmiş. Kapalı E'ye örnek sözcükler, gece, kedi, kendi, mendil, et, vermek, demek, yemek. İ ünlüsü düz, dar, ön ünlü grubuna girer. Özellikle dikkat ettiğimizde dudaklar kulaklara doğru genişler. Örnek sözcükler iç, ince, ikiz, iyi, ilk, ilik, ilmik, irmik. İstediğini söyleyen istemediğini işitir. Diğer seslerde olduğu gibi i harfinde de bazı farklılıklar dikkat çeker. Uzun i'den bahsetmek de mümkün. Özellikle yine dilimize yabancı dillerden geçmiş olan kelimelerde buna rastlanır. Emin, yemin bunları en iyi örnek. I ünlüsü düz, dar, art ünlü olarak adlandırılır. Çıkış noktasına baktığımızda damağın arka bölümünden çıkan bir sestir. Yine i sesinde olduğu gibi burada da dudakların yanları kulaklara doğru açılır. Örnek sözcükler ısı, ılık, ıslak, ışık, ıtır, ıstırap, ıhlamur, ırmak. O sesi de geniş, yuvarlak ve art ünlüdür. A sesinde olduğu gibi, özellikle kalın A sesinde olduğu gibi bir çıkış noktası vardır. O sesini de yine kalın ve ince O olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Kalın O ünlüsüne örnek sözcükler. Ot, ova, ocak, olmak, oymak, oda, orman, odun. Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. İnce o kalın o'ya göre daha ileriden söylenen bir sestir. Yine dilimize yabancı kelimelerden geçtiğini söylemek mümkün. Örnek sözcükler lobut, loca, lodos, lokanta, lokma, lokomotif, lokum, lord, loş, losyon. Alkolik lord lokantanın locasında lokumları lokma lokma yuttu. Ön ünlüsü de geniş yuvarlak ön ünlü grubunda ele alınabilir. Çıkış noktasına baktığımızda kapalı E'ye benzerliği dikkat çeker. Ö ünlüsünde ağız küçük bir yuvarlak şekline dönüşür. Örnek sözcükler öbek, ödenek, ödünç, ödev, öfke, öğretim, öğüt, öksürük. Övünürse bahtın övünsün. O ünlüsüne baktığımızda dar, yuvarlak ve art ünlüdür. Ağız köşeleri birbirine oldukça yaklaşır. U sesi de yine dilimize yabancı kelimelerden geçen diğer kelimelerden dolayı iki bölümde incelenir. Kalın ve ince U. İnce U'ya baktığımızda kalın U'ya oranla daha ileriden çıkan bir ses söz konusu. Örnek sözcükler uç, ucuz, uçak, ulaştırma, ulu, uzun. Umdum umdum geri umdum. İnce U'ya örnek sözcükler rüya, rüzgar, hülya, güya, lütfi, lügat. Ü ünlüsü dar, yuvarlak ve ön ünlüdür. Dudakların alt ve üst köşeleri birbirlerine iyice yaklaşır ve büzüşür. Örnek sözcükler üç,
üflemek, ülker, ülkü, ünlem, ünlü, ürperme, üzüm, ütü, ürün. Üzüm üzüme baka baka kararır. Ülker üzüntüsünden üzüm üzüm üzüldü. Aslında Türkçe öylesine güzel, öylesine renkli bir dil ki hemen hemen tüm sesler boğaz, gırtlak ve burundan temizlendiğinden dolayı tınılıdır, boğuk çıkmaz. Aynı zamanda bir müzik gibi de denebilir. Şimdi de özellikle ünsüzlerin çıkış yerine dikkat çekelim. Hemen bir notu da sizlerle paylaşalım. Sokaktan geçen bir satıcıyı düşünün. Avazı çıktığı kadar bağırır. Ürünü satmak için elinden geleni yapar. Ama biz yine de bu bağırtının ardından ne satıyorsun diye sorarız. Çünkü bizim burada merak ettiğimiz onun ne sattığını anlamaktır. Yani sesini duymaktan çok söylediklerini anlamak. Sıra geldi ünsüzlerin çıkış noktasına. Çıkış yerlerine göre ünsüzler 4 bölüme ayrılır. Dudak ünsüzleri, diş ünsüzleri, damak ünsüzleri ve gırtlak ünsüzü çünkü tek harften oluşur. Dudak ünsüzlerinde dikkat çeken nokta dudakların birbirine yaklaştığı görülür. B, P, M harflerinde olduğu gibi. Bir diğer gruba baktığımızda da F ve V harfi dikkat çeker. Burada da alt dudak ve üst dişlerin teması söz konusu. İkinci grupta diş ünsüzlerini ele alalım. İkinci grubu diş ünsüzleri oluşturur. B, C, Ç, D, J, L, N, R, S, Ş, T ve Z harfleri. Burada dikkat çekeceğimiz noktada diş ünsüzlerinde özellikle dil ucu üst dişlere ya yaklaşır veya kısmen dokunur. Damak ünsüzlerine baktığımızda 4 harfi saymak mümkün. G, yumuşak G, K ve Y harfleri. Burada da iki durumdan bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle dil ortasının ön damağa yaklaştığı bir durum söz konusu ve bir diğer taraftan yine damak ünsüzlerinde dilin arka tarafının yine damağın arka bölümüne yaklaştığını da söylememiz mümkün. Ve son bölümü de gırtlak sesi olan H harfi oluşturur. Burada da ses girişlerinin birbirine çarptığını söylememiz gerekir. Sevgili Türkçe gönüllüleri, dilerseniz şimdi de anlaşılır bir dil için doğru boğumlandırma alıştırmalarına yer verelim. Öncelikle B harfiyle başlayalım. Bu çalışmada dikkat edeceğiniz nokta harfin ardına gelen, ünsüzün ardına gelen ünlüyü kısa kesmektir. Ünsüzlerin boğumlandırılmasında yapacağımız alıştırmalarda dilerseniz öncelikle avuç içinizi kullanabilirsiniz veya sesin bir duvara çarptığını düşünün. B harfiyle başlayalım. Ba, B, 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 Bo, B, Bu, B, Bab, Beb, Bıp, Bip, Bob, Böp, Bup, Büp. Başta ve sonda B harfini kullandık. Daha sonra diğer ünsüzleri de ekleyebilirsiniz. Bac, Bec, Bıc, Biç, Boç, Böç, Buç, Büç. Tüm ünsüzler için bu çalışmaları yapmakta fayda var. Unutmayın ki biz spikerler, sunucular, tiyatro sanatçıları, sahne sanatçıları bu çalışmaları her gün tekrar ediyoruz. C harfine baktığımızda ca, ca,
C, 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 C. Dikkatinizi çekiyordur, sondaki ünlüyü uzatmıyoruz. Avuç içine çarptığında hissetmeniz mümkün. Cac, cec, cüc, cic, cöc, cöc, cüc, cüc. Şimdi de C'nin sonuna Ç harfini ekleyelim. Caç, ceç, cüç, ciç, cöç, cöç, cüç, cüç. Da, de, dı, di, do, dö, du, dü, dat, det, dıt, dit, dot, död, dud, düt. Fas, ses, fıf, fif, fof, föf, fuf, füf. Ga, ge, g, gi, go, gö, gu, gü. Gag, gek, gık, gik, gok, gök, guk, gük. H harfini deneyelim. Ha, he, hı, hi,
H. Hu. Hü. Ha. He. Hı. Hi. Ho. Hı. Hu. Hü. Diksiyonun mekanik bölümü oldukça sıkıcı gelebilir. Burada sabırlı olmak lazım. Çünkü insan toplumsal bir varlıktır. Toplum içinde konuşmanın gereği de diksiyon ve fonetikle birebir bağlantılıdır. Sıra geldi J harfine. Yine aynı şekilde J, 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 Jo, je, jo, je. Ünsüzlerin doğru boğumlandırılmasını geliştirmek istiyorsanız bir diğer şekilde taburedeki deneme şekli diyebiliriz. Dilerseniz bu çalışmayı K harfiyle deneyelim. Burada nefesinizi alın ve nefesinizi vereceğiniz anda dik durun. İşte örnekle gösterelim. Ka. Ke. Kı. Ki. Ko. Kö. Ku. Kü. Şu ana kadar yaptığımız tüm çalışmaları, ünsüzlerle ilgili tüm çalışmaları bir sandalyede tekrar etmenizi tavsiye ediyoruz. L harfi ile ilgili bir alıştırma yapalım. Nefesinizin bir duvara çarptığını hissedin. La. Le. Le. Li. Lo. Le. Lu. Lü. Lal. Lel. Lül. Lil. Lol. Löl. Lul. Lül. Burada dikkat edin, sondaki ünsüzün düşmemesi gerekiyor. Türkçe'de en çok yaptığımız hatalardan biri de başlangıçta yüksek düzeyde başlayıp sondaki harfin düşmesi. Lal. Baştaki ve sondaki şiddet aynı şekilde. Lel, lül, lil. Bir başka ünsüz M harfi. Ma. Me. Mı. Mi. Mo. Mö. Mu. Mü. M harfinde burun da devrede. Burun ünsüzlerinden olduğunu da söyleyebiliriz. Mam. Mem. Mım. Mim. Mom. Möm. Mum. Müm.
baştaki ve sondaki M sesleri aynı şiddette. Başta M, sonda farklı harfler olarak da farklı alıştırmalar yapalım. Man, men, mın, min, mon, mön, mun, mün, maj, mec, mıc, mic, moc, möc, muç, müc. Dikkat edin, sesin maskeye yerleştiğini, yani yüze yerleştiğini fark edeceksiniz. Özellikle yüz kaslarınızda bir zorlanma hissetmeniz de gerekiyor. Na, ne, n, ni, no, nö, nu, nü, nan, nen, nın, nin, non, nön, nun, nün. Dikkat etmeniz gereken harflerden biri de P sesi. Pa, P, 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 Po, P, Pu, P, Pap, Pep, Pıp, Pip, Pop, Pöp, Pup, Püp. Lütfen geçiştirmeyin ve tekrar edin. Alıştırmaların başından bu yana söylediğimiz gibi geçiştirmeden sonları kısa keserek ve nefesimizin duvara çarptığını hissederek tekrar edelim. Bu kez farklı bir harfi ekleyelim. Söylenişi zor olan R harfiyle alıştırmayı sürdürelim. Par, per, pır, pir, por, pör, pur, pür. Özellikle belirtmek gerekir ki bizler, bu meslekle ilgilenenler, bu alıştırmaları abartılı olarak tekrar tekrar her gün deniyoruz. Alıştırmalara R harfiyle devam edelim. Ra, re, r, ri, ro, r, ru,
R. Rar. Rer. Rır. Rir. Ror. Rör. Rur. Rır. Bu da yine söylenişi oldukça zor harflerimizden biri. Sıra geldi yine söylenişi zor olan harflerden S'ye. Sa. Se. Sı. Si. So. Sö. Su. Sü. Nefesinizin çarptığını hissedin. Sas. Ses. Sız. Sis. Sos. Söz. Sus. Süs. Ve şimdi de Ş harfi. Şa. Ş. Şı. Şi. Şo. Şö. Şu. Şü. Şaş. Şeş. Şış. Şiş. Şoş. Şöş. Şuş. Şüş. Baştaki ve sondaki şeyinin şiddeti de aynı. Bunu zamanla doğal olarak elinize, avucunuza gerek kalmadan da tekrar edebileceksiniz. Ve T harfi. Ta. T. 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 To. T. Tu. Tü. Tat. Tet. Tıt. Tit. Tot. Töt. Tut. Tüt. Çok karıştırdığımız iki ses T ve D. Dilerseniz bu kez de D sesiyle deneyelim. Tad. Ted. Tıd. Tid. Tod. Töd. Tut. Tüd. Tat. Tad. Tat.
had. İyi yerleşmiş olmak kaydıyla her ses mutlaka geliştirilebilir. Bunun için üzülmenize gerek yok. Bu çalışmaları aynı zamanda açık bir havada yapmanız da mümkün. Sıra geldi V harfine. Va. Ve. V. Vi. Vo. V. Vu. V. Vav. Vev. Vıv. Viv. Vov. Vöv. Vuv. Vüv. Vaf. Vef. Vıf. Vif. Vof. Vöf. Vuf. Vüf. Hoş bir tını elde etmek için çalışmamıza Y harfiyle devam edelim. Ya. Ye. Yı. Yi. Yo. Yö. Yu. Yü. Yay. Yay. Yüy. Yiy. Yoy. Yöy. Yuy. Yüy. Sondaki şiddeti de kaybetmeden, yani sesin değeri düşmeden. Yab. Yeb. Yıp. Yib. Yob. Yöb. Yup. Yüp. Size buradaki tavsiyemiz başta ve sonda farklı harfleri de denemeniz. Yani tüm ünsüzleri sonda ve arada farklı harfleri değiştirerek de deneyebilirsiniz. Alıştırmalarımızda son durağımız alfabenin son harfi Z sesinde. Za. Z. Z. Zi. Zo. Zö. Zu. Zü. Zaz. Zez. Zız. Ziz. Zoz. Zöz. Zuz. Züz. Zab. Zeb. Z.
Zıp. Zip. Zob. Zöb. Zup. Züp. Zac. Zec. Zıc. Zic. Zoc. Zöc. Zuç. Züç. Şu anda belki bunun farkına varmıyoruz ancak kelimelerde, cümlelerde kullandığımızda bu çalışmaların ne derece faydalı olduğuna inanamayacaksınız. Unutmayın, anlaşmak küçük mucizelerdir. Konuş ki seni görebileyim sözü ne denli önemli şimdi daha iyi anlıyoruz. Evet, konuşmak bir sanattır ve bu sanatın yolu da artikülasyon çalışmalarından geçiyor.